Arkadaşlar, herkese tekrar merhaba. Ben Serkan Uluda. 10 Eylül 2013 günlerden ise Salı arkadaşlar. 17.46'yı gösteriyor saatlerimiz. Şöyle sabahki canlı yayından sonra kısa bir toparlanma yapalım. Paritelerde ne olduğu, ne bekliyorduk, bunları şöyle bir inceleyelim hep beraber diye yeni bir canlı yayın yapalım dedik. Umarız hoşunuza gider. Evet, şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Öncelikle dolar Japon yeni kuvvetli direncinde arkadaşlar, 100.43 civarlarında. Bakın burada bir Fibo seviyemiz var. O yüzden burayı bir direnç olarak kabul ettik. Bu direncin eğer ki üzerine doğru çıkarsak yukarı hareket devam edecek gibi duruyor arkadaşlar. Önce bununla başlayalım. Kritik bir dirençte olduğumuz için zaten biliyorsunuz şuradaki tepe noktalarından kesişimi olan bölge, şu bölgede bir takılma yaşamıştık. Üzerinde kaldıktan sonra yukarı hareketine bir miktar daha devam etti. Kuvvetli bir bölgemiz vardı burada. Şurayı da zaten kırmayı başardı ve 100.43'e kadar geldik. Üzerine doğru bir hareket bizi herhalde bir 48-49 pipte, yani 50 pipe yakın bir yukarı hareketi beraberinde getirecektir. 43'ten üzerinde direnmeyin sakın. Onu söyleyeyim. Bunu belirtmiş olalım. Arkasından hemen altına geçelim. Biraz daha sırayı bugün değiştireceğiz. Bence orayı kıracak demiş Berkay. Bakalım, göreceğiz Berkay. Hiçbir beklentiyle hareket etmeyin arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Altın için arkadaşlar, biliyorsunuz Suriye ile ilgili olan gerilimin biraz olsun artık politik olarak çözülebilme ihtimalinin gün ışığına çıkması nedeniyle altında da sert geri çekimler olmaya başlamıştı. Dün gece saatlerinden itibaren biliyorsunuz Rusya dedi ki hiç savaşa gerek yok, ben bu işi sözle çözerim dedi. Amerika'da ne istiyorsan yap o zaman, hadi bakalım sana çarşambaya kadar müddet dedi ve Kongre'yi arkadaşlar erteledi. Çarşamba gününe, yani yarına. Rusların da sanki biraz daha sıcak bakacakmış gibi duruyor bu işe. Eğer bu şekilde sonlanırsa bu olay zaten herhangi bir savaşla ilgili bir durumda ortadan kalkmış olacaktır. Berkay yine alternatif senaryolar üretme üzere çalışıyor. Güzel de bir şey, en azından hayal gücümüz genişliyor. Olmaz diye bir şey yok arkadaşlar. Zaten dün söylemiştik hatırlıyorsanız, bu şeyden önce, operasyondan önce sürpriz sonuçlar çıkabilir diye dün de size bahsetmiştim. Ve işte zaten sürpriz bir sonuç çıktı. Rusya hemen devreye girdi. Geçen hafta iki tane füze gördüm galiba diyerek ortayı karıştırmıştı. Bugün ise hadi kendimi affettireyim diye bu şekilde bir senaryo ortaya çıkarttı. Durun, savaşa hiç gerek yok gibi güzel bir mesaj verdi. Bakalım arkadaşlar devamını getirecek mi bu söylediği şeyin ve bu işi dediğimiz gibi politik yollarla çözebilecek mi, bunu da göreceğiz. Ama şu an itibariyle politik olarak çözülme ihtimali fiyatlanıyor altında. Zaten dün de bahsetmiştik, şuradaki kutu kırılırsa dedik arkadaşlar, geri çekilme devam edebilir. Sabah saatlerinde yazmıştık, yaklaşık 1378 civarlarındaydık ve dedik ki 1380'in altında kaldığımız sürece önce 1375, sonra 1370 civarlarına doğru bir hareket dedik. Sonrasında ise arkadaşlar sabahki canlı yayını paylaşmıştık. Hedef olarak 1363.95 ya da 90 civarlarını hedeflemiştik. Burayı da kırarsa ne demiştik arkadaşlar? Şu diplerin altını bakın hedeflemiştik. Şuradaki dibin biraz daha altı görülebilir diye düşündük ki bakın altına indi zaten biraz daha. Ve hedef olarak da 1354.90 civarlarında, 95 civarlarında hedeflemiştik. Bakalım buraya ulaşabilecek miyiz? 1363.90'ların, yani 64 diyelim artık oraya, yuvarlak hesap 1364'ün altında kaldığımız sürece bu geri çekilmenin devam etme potansiyeli yine söz konusu olacaktır. Durum şu anda bu. Kesinlikle arkadaşlar fiyatlar, daha doğrusu gelen haberler, açıklamalar fiyatlara çok güzel bir şekilde yansıyor. Ve hani temel anlamda gördüğünüz, daha doğrusu duyduğunuz, okuduğunuz haberler fiyatlar üzerine çok güzel yansıyor. Ve bu grafiklerde arkadaşlar bize çok güzel destek direnç seviyelerimizin çalışmasını sağlıyor. O yüzden altın için bugün bence başarılı bir gün geçirdik. Sizler de umarım hani başarılı bir gün geçirmişsinizdir açıkçası. Bizim başarılı olmamız sizin bu işten kar edip etmemenize endeksli bir şey.
Bakalım şimdi tekrar şu seviyenin altında kalarak geri çekilme devam edecek mi? Eğer arkadaşlar geri çekilme devam etmezse yukarı hareket devam, daha doğrusu bir miktar daha yukarı tepkiler gelebilir. Tekrar 1370, 75, 36 ve 1380'lere kadar, ama sabah yazmış olduğumuz analiz aynen geçerli. 1380 hatta 82-96 civarları arasındaki bölgeden bahsederim. Şuradaki mavi bölge geçilmediği takdirde yönümüz aşağı almaya devam ediyor şu anda. Tırtık tırtık aldık demiş Suzan Hanım. İyi, en azından belki bir barışma sürecine girebilirsiniz siz de. Suzan Hanım altında politik bir barış olabilir. Kepçeyle verdik, kaşıkla alıyoruz demiş. Kurtulamadım pozisyonlardan diyenler var. Arkadaşlar çok ısrarcı davranmayın altında lütfen. Biliyorsunuz bir operasyon riski altını yukarı taşımıştı. Operasyonun politik yönlerle, politik bir süreçle çözülebileceğine dair haberlerde aynı şekilde geri çekilmesine sebep oluyor. Çok da güzel de oluyor aslında. Olan şey bu şu an itibariyle. Bakalım geri çekilme bir miktar daha devam edecek mi, göreceğiz. Peki arkadaşlar, altından sonra hemen majör paritelere geçelim. Euro dolar mesela ne durumda diye hemen şöyle ona bakalım. Euro dolar paritesinde arkadaşlar 1.3271'e doğru bir hareket var. Buraya doğru bir hareket potansiyelimiz olduğunu söylemiştik. Daha doğrusu hala var olduğunu söyleyeyim. Dün sabah saatleri ne demiştik? Burada 30 civarları kuvvetli bir destek konumundaydı. Arkadaşlar buradaki 32-30'lar güzel çalıştı. Görmüş olduğunuz gibi buraya doğru bir tepki verdi ve bu tepkiden sonra ki yönünü tekrar yukarı doğru çevirdi. Nereye kadar? Şu anda işte 70-71 civarlarına doğru bir hareketle karşılaştık. Bu 70'lerin de üzerine doğru bir hareketle karşılaşırsak tekrar bu durumda arkadaşlar, daha doğrusu 77'nin üzerine doğru bir hareketle karşılaşırsak bir miktar daha yukarı hareketin devam etme potansiyeli kuvvetli olacaktır. Nereye kadar? 33.05'ler karşımıza çıkacak. Sonrasında ise 33.50'ler. Bunlardan da en azından bahsedelim. Genel trend kısa vadede yukarı olmaya devam ediyor. Şuradaki bölgeler 31.86-31.58 arasındaki bölgenin üzerinde yukarı olmaya devam ediyor hala. Eğer buralara doğru bir geri çekilme görürsek de muhtemelen piyasadaki oyuncular bu geri çekilmeleri sanki yukarı hareket fırsatı olarak değerlendirecekmiş gibi duruyor. Tamam. Euro dolar için bunları söyleyebiliriz. 32.77'nin üzeri yukarı hareket devam. Sterlin dolarda arkadaşlar 57.24'ün altında kaldığı sürece küçük düzeltmeler gelebileceğinden bahsetmiştik. 56.78'e kadar. Bu 78 olmadı arkadaşlar. 56.83'e kadar küçük düzeltmeler geldi. Yaklaşık 30 piptik hareketlerle karşılaştık. Bakın yukarı hareket, aşağı doğru hareket, yukarı tepki, tekrar aşağı doğru bir düzeltme, yeniden bir yukarı hareket, yeniden bir aşağı doğru tepki. Bu yukarı hareketler geri çekilmeyle karşılandı ve şu anda yeni bir tepe arayışında. Eğer 57-23 civarlarının da üzerinde bir saatlik kapanış görürsek muhtemelen bu yukarı trend devam edecek anlamına gelir ve bizi 57-52 ile 52-62 arasındaki bölgeye kadar ilk aşamada taşır. Sonrasında buraya da kırarsa zaten 57-98'ler karşımıza çıkacak gibi duruyor şu anda. Bunu söyleyebiliriz sterlin dolar paritesi için. Yani geri çekilme beklentimiz şu seviyenin, yani bir düzeltme hareketi beklentimiz arkadaşlar, şu seviyenin üzerinde kalırsak sonlanacaktır. Ama bu seviye kırılmazsa bir düzeltme gelme potansiyeli hala en azından 56-78'e kadar kuvvetli gibi duruyor. O yüzden bu bölgeye lütfen dikkat diyoruz. Günlük referans noktamız hala burası olmaya devam ediyor. Zaten oklarımızı da koymuştuk. Buranın altında aşağı, üstünde yukarı diye. O yüzden bu seviye geçirirse aşağı hareket beklentimiz, yani düzeltme hareketi beklentimiz sonlanacak ve parite tekrar yukarı yönde hareketine devam edecektir diye tahmin ediyoruz. Şu an itibariyle görünüm bu yönde. Yani sterlin dolar hala yukarı trend içerisinde olmaya devam ediyor. Altını zaten az önce bahsettik arkadaşlar. Şuradaki bölge artık direnç konumunda. 1363.90 civarları. Altında kaldığımız sürece hareketin 1354.95'e kadar gelme potansiyeli var. Bunu söyleyelim.
Arkadaşlar dolar TL'de bugün aşağı hareket beklentimiz vardı. Hatırlıyorsanız hemen onu da ekranımıza alalım. Dolar TL için ne demiştik bu sabah? Aşağı yukarıda 2.0450 civarlarını kuvvetli bir direnç olarak çizdik. Bu dirençte 2.0517 arasını bir aralık olarak belirtip aşağı hareket beklentimiz olduğunu sizlerle paylaşmıştık. Hatta bakın şu yok biraz daha bu şekilde olacak. Tam aralık var çünkü burada. Bu aralığın altında geri çekilme beklentimiz güzel bir şekilde karşılandı. 2.0053 desteğine kadar geldik arkadaşlar. Bu destek seviyesi önemli. Bu desteğin kırılması bize artık 2 ve 2'nin belki biraz daha altına doğru bir hareketle karşılaşmamıza sebep olabilir. Ama artık bu yukarı trend sonlandı mı bitti mi artık tamamıyla aşağı mı geliyoruz derseniz hayır öyle bir şey yok. Hani bu hareket arkadaşlar belki bir 200-300 pip daha gelse de tekrardan kendini yukarı doğru atma potansiyeli hala söz konusu. O yüzden net bir şekilde evet kısa vadeli aşağı trend içerisindeyiz ama bunun uzun vadeli bir aşağı trend başlattığını şu anda söyleyemeyiz. Uzun vadede sadece bir toparlanma bir düzeltme yaşanıyor şu anda arkadaşlar. Onu da belirteyim. Yani bu hareketlerden lütfen tamamıyla artık bu yönümüz aşağı doğru döndü şeklinde uzun vadeli bir düşüş. Yani 1.90'lara kadar bir düşüş bence beklemeyin. Bu civarlardan yeniden belki dediğim gibi biraz daha aşağı gelebilir ama 98'ler civarlarından en kötü ihtimalle tekrar yukarı doğru tepkilerle karşılaşabiliriz. Günlük kapanışlara mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Günlük kapanışlar sonrasında da yeniden hareketin yönü değişebilir. Dolar TL'de durum bu. En kötü ihtimalle arkadaşlar artık özellikle kapanışı şöyle bir 2.0160'ın altında yaparsam en kötü ihtimalle arkadaşlar 2.0230 civarlarını direnç olarak kabul ederek aşağı hareket beklentimizi kullanabiliriz. Bunu söyleyelim. Tamam mı? Görünüm şu anda bu yönde dolar TL için. Dolar Japonya'yı zaten az önce bahsettik arkadaşlar. Dolar Japonya'yı zaten onunla açmıştık canlı yayınında. 43 civarlarında önemli bir direnç olduğundan bahsettik. Bu direnç hala önemini koruyor. Bu direnci kırarsak yukarı hareket devam diyoruz. Genel görünüm özet olarak bu. Bu akşam saatlerinde tekrar hatırlatayım. Arkadaşlarımız burada bir eğitim yapacaklar. Yani arkadaşlarımız derken aslında artık... Burada canlı yayın odasında olan arkadaşlardan bahsediyorum. İçinizden arkadaşlar diyelim artık. Sizlere Forex ekibi ya da Forex takımı demek istiyorum artık. Çünkü gerçekten çok başarılı işler yapıyorsunuz. Lütfen bu eğitimde, daha doğrusu artık paylaşımı diyelim, eğitim olarak adlandırılabilir mi bilmiyorum içeriğini çünkü sizler biliyorsunuz. Bu paylaşımı da takip etmek isteyenler akşam saatlerinde yine burada olsunlar. Canlı yayın sonrası bir yere ayrılmasınlar. Kırabilir, o içimizden biri. Aynen öyle. Bilgi paylaşımı diyelim. Peki, tamam. Dediğim gibi arkadaşlar ben de bilmiyorum içeriğinin ne olduğunu. O yüzden hani burada sizler kendi aranızda çok güzel, verimli ve çok hem seviyeli hem de çok bilgi paylaşımı odaklı bir sohbet ediyorsunuz. Bazen tabii ki eğlenceli de sohbetler geçiyor. Çok da güldürüyorsunuz beni de. O yüzden Forex hakkındaki bu paylaşımı da akşam saatlerinde yine canlı yayın odasında takip edebilirsiniz. Arkadaşlarımız herhalde yine ekranını paylaşacaklar. Kendi ekranları üzerinden sizlere de belirli bir eğitim paylaşmaya çalışacaklar. Peki arkadaşlar şimdilik özetler bu kadar. Hemen biz soru cevap bölümüne geçiyoruz.